Açıklamaya göre Türk savaş uçakları yine sınır ötesi operasyon düzenledi. Detayları almak için Ankara büromuza dönüyoruz ve detayları Barış Kaya anlatıyor ve söz Barış'ta. Korcan Karar Genelkurmay bayramda da PKK kamplarını, terör örgütünün kamplarını bombalamaya devam ediyor. Az önce elimize ulaşan habere göre, Genelkurmay internet sitesinde yayınlanan habere göre bir açıklama var. Bu açıklamayı hemen sizlere aktarmak istiyorum. Irak'ın kuzey kesiminde 22 Aralık 2007 günü öğle saatlerinde tespit ve teşhis edilen PKK kontrol gör terör örgütüne ait önemli bazı hedefler Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup savaş uçakları tarafından 14.25 ve 15 saatler arasında vurulmuştur. Görevini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetli bir şekilde üstlerine dönmüşler. Ayrıca ayrı hedefler 16.55-17.10 saatleri arasında sınıra yakın bölgelerde koşullu kara, ateş ve destek vasıtalarımız tarafından etkili olarak ateş altına alınmıştır. 16 Aralık 2007 tarihinde Irak'ın kuzeyi ve Kandiya Dağı bölgesinde gerçekleştiren harekat kamuoyunda çok olumlu ve başarılı bulunmasına rağmen art niyetli bazı çevrelerde harekata ve sonuçlarını küçümseyecek yorumlara rastlanmıştır. Milletçe teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi olumsuz etkilenmeye yönelik bu yaklaşım Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ibret ve esefle karşılanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu operasyonların tespit edilen sonuçları önümüzdeki hafta içinde görüntülü olarak Türk ve dünya kamuoyuna yansıtılacaktır. Vurulan mağara ve sığınaklardaki terörist sayısı tam bilinmediğinden tesirsiz hale getirilen teröristlerin sayısını kesin olarak tespit etmek de mümkün olmamaktadır. Ancak çeşitli kaynaklara dayanarak yapılan istihbarata göre yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği de bir gerçektir deniliyor bu açıklamada. Ve son olarak da operasyonların örgüt üzerinde ne kadar etkili olduğu önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacaktır deniliyor. Ve bu kapsamda benzer operasyonlar yurt içi ve sınır ötesinde arazi ve iklime bağlı kalmaksızın her hal ve şartlarda devam edecektir diyerek altı çiziliyor. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyinin artık güvenli bir bölge olmadığını yaşayarak öğrenecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında başarı şansının kalmadığını bir kez daha anlayacaktır deniliyor. Genelkurmay'ın yapmış olduğu açıklama böyle. Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Korcan Karar. Evet sevgili seyirciler, bir kez daha toplamak gerekirse Türk jetleri yine Kuzey Irak'ı vurdular ve bu açıklama Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yapıldı ve bu operasyonun ayrıntıları için ve bu operasyonun görüntüleri için önümüzdeki hafta içinde detaylı açıklamalar olacağı ve detaylı görüntüler bizlere ulaşacağı belirtiliyor ve yine bu operasyon süreci içinde yüzlerce PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ve öldürüldüğü bildiriliyor ve biz de